Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün AYT Biyoloji Fulleme serisinin ilk denemesiyle sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Umarız sizlere faydalı olabiliriz. Şimdi birinci sorumuzu inceliyoruz. Birinci sorumuzda insanda aşağıdaki durumlardan, yani yukarıda söylenen durumlardan insülin, parathormon ve aldosteron hormonlarından salgılanması gereken aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi kanda kalsiyum iyonu, kalsiyum oranının normalin altına inmesi. Bu kimin göreviydi arkadaşlar? Parathormonun göreviydi. Yani burası, şurası parathormon. Kandaki kalsiyum oranı düştüğü zaman parathormon devreye giriyordu ve yükseltiyordu. Yani şu arkadaşlar. Şimdi kanda glikoz oranının normalin üstüne çıkması. Kandaki glikoz oranı normalin üstüne çıkarsa ne yapıyordu? Hemen insülin devreye giriyordu arkadaşlar ve bu glikoz oranını dengelemeye çalışıyordu. O zaman şurası insülin. Ve 3'e bakıyoruz. Kanda sodyum iyonu normalin altına inmesi. Bu da aldosteronla ilgiliydi arkadaşlar. Aldosteron da böbreklerde sodyum emilimini artırıyordu ve kanın sodyum oranını artırıyordu arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi yukarıda iki farklı göz kusuru şematize edilmiştir diyor. Buna göre A durumundaki birey miyoptur demiş. Yakın bir şeklinde öncüller verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bir incelediğimiz zaman ne olmuş? Görüntü sarı benek önünde oluşmuş arkadaşlar. Şunda. Bu durumda göz yakını görür, uzağı göremez. Yani bunun hastalığı ne olur? Miyop olur arkadaşlar. Yani bu miyop olur. Diğeri ne olacak? Görüntü sarı beneğin arkasında oluşmuş. Bu da hipermetrop. Hipermetrop. Tamam. Şimdi A durumunda birey miyoptur. Yakını uzağa göre daha net görür. Bu doğru arkadaşlar. B durumunda birey hipermetroptur. Uzağı yakına göre daha net görür. Biliyoruz ki hipermetrop uzağı yakına göre daha iyi görme durumuydu. Bu da doğru. A durumu göz merciğinin dışa kavisliliğinin artmasından kaynaklanmış olabilir. Arkadaşlar dışa kavislilik arttığı için ne oluyordu? Görüntü sarı beneğin önünde oluşuyordu. Bu sebeple bu da olabilir. Doğru. B durumu göz yuvarlağının optik eksene dik uzamasından kaynaklanmış olabilir. Bu da doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi optik eksene dik uzadığından dolayı arkada oluşmuş. Yani hepsi doğru olabilir arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Şimdi üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İnsanın kılcal damarlarındaki damar boyunca kan basıncı ve kanın ozmotik basıncı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kan atar damarlardan arkadaşlar, atardan toplara doğru ilerlerken kılcal damarlar ve atar toplar damarları birbirine bağlar arkadaşlar. Bu nedenle kan basıncı kılcal damar boyunca gittikçe düşer ve kan proteinleri damar dışına çıkamadığından kanın ozmotik basıncı kılcal damarlarda değişmez, yani sabit kalır. Şimdi ozmotik basıncın sabit kaldığı şık hangisi arkadaşlar? Şu. Ve kılcal damarlara doğru geldikçe arkadaşlar ne oluyordu? Basınç düşüyordu. Gördüğünüz gibi bak, basıncımız düşmüş. Yani cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. Bu tipik bir bilgi sorusuydu. Şimdi dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Hücrelerde transkripsiyon, translasyon ve replikasyon olaylarının her birinde yapısal birim olarak kullanılan moleküllerin birer örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım. Transkripsiyonda kullananlar ne olabilir arkadaşlar? Adenin nükleotidi olabilir arkadaşlar. Bu doğru. Transkripsiyon bu arada neydi? DNA eşlenirken, mRNA sentezlenirken burada transkripsiyon oluyordu arkadaşlar. RNA'nın nükleotitleri ne olabilir? Adenin, guanin, urosil, sitozin nükleotitleri olabilir arkadaşlar. Şimdi translasyon neydi arkadaşlar? Translasyonda da amino asitler kullanılıyordu. Replikasyonda ise arkadaşlar ne kullanılabilir? Timin kullanılabilir. Ama urasil kesinlikle olamaz arkadaşlar. Urasil olmaz. Çünkü replikasyon neydi? DNA'da kendine eşlenmesiydi ve DNA'da urasil bulunmaz arkadaşlar. Biliyoruz ki urasil RNA'da bulunuyordu. Cevabımız Adana oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza geçiyorum. Korku sırasında bir insanın metabolizma olaylarında meydana gelen değişimler için aşağıdaki bir grafik verilmiştir diyor. Tamam.
Buna göre diyor x, y ve z zaman dilimlerinde meydana gelen değişimler için x zaman diliminde adrenalin henüz hedef organları oluşamadığı için oksijen tüketimi gerçekleşmemiştir. Arkadaşlar burada oksijen tüketimi gerçekleştirilmiş. Fakat normal miktarda olmuş arkadaşlar. Yani oksijensiz zaten şöyle söyleyeyim, yani bir insan oksijen tüketmediği an yoktur arkadaşlar. Oksijen tüketmediği an zaten oksijensiz solunuma geçer. Orada da canlı yaşamı riske girmiş olur. Yani birinci şık yanlış. Y zaman diliminde metabolizma hızı artmıştır. Bakıyoruz arkadaşlar, Y'de ne olmuş? Gördüğünüz gibi oksijen tüketimi hızlanmış. O zaman metabolizma hızı artmıştır diyebiliriz. Adrenalin orada devrede. Bir süre kanda adrenalin bulunmadığı için Z zaman diliminde oksijen tüketimi normale inmiştir. Görüyoruz arkadaşlar, burada da oksijen tüketimi normale inmiş. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi burada Z zaman diliminde kanda adrenalin yoktur gibi bir yoruma erişemeyiz arkadaşlar. Çünkü bu grafikten kandaki adrenalinin tamamen bitip bitmediğine dair bir şey ulaşamıyoruz. Sadece salgılandığı ve salgılanmadığı durum bir şey diye bir durum var. Yani burada herhangi bir adrenalin olup olmamadığı durumuna erişemeyiz. O yüzden cevabımız arkadaşlar Adana, yani yalnız 2. 6. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 6. sorumuzda ksilen ve floeme ait bazı özellikler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre K, L, M ve N boşluklarına yazılabilecek özelliklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi floem neydi arkadaşlar? Soymuk borusuydu değil mi? Yani soymuk borusu neydi? Canlıydı. K yerine canlı yazılabilir. Şimdi ksilen neydi arkadaşlar? Odun borusuydu. Odun borusu ölü yapıdaydı biliyorsunuz. Ölü yapıda olan yerden de sadece inorganik maddeler ve hormonlar taşınıyordu. Tamam. Şimdi burada M'ye baktığımız zaman arkadaşlar ne demiş? Taşınma şekli. Taşınma şekli burada neydi? Basınç akış teorisiyleydi değil mi arkadaşlar? Basınç akış. Yani bu yanlış, kök basıncı etkisi değil. Şurada baktığımızda ne ise neydi arkadaşlar? Tek yönlü veya çift yönlü yazmış. Hayır arkadaşlar, sadece tek yönlüydü. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Yani Adana. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 7. soru. Işıklı ortamda ürettiği karbondioksit gazını dış ortama vermeyen bir hücre için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Kloroplasta fotofosforilasyon gerçekleştirir demiş. Şimdi bunun için arkadaşlar hücrenin kesinlikle ökaryot olması lazım. Ökaryot bir hücre olması lazım. Eğer prokaryot bir hücre ise kloroplastı yoktur. Sadece klorofil yardımıyla fotosentez yapıyordur. Buna kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Besin üretimi için kullandığı hidrojen kaynağı sudur. Hayır arkadaşlar, burada da sadece hidrojen kaynağı olarak su kullanılıyor diyemeyiz. Hidrojen sülfür de kullanılabilir. Sadece hidrojen de kullanılabilir. O yüzden bu da kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Depo şekeri nişastadır demiş. Bu da olmayabilir arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Mesela fotosentez yapan bazı bakteriler var. O bakterilerin depo şekerleri glikojendi arkadaşlar, hatırlarsınız. Dördüncüye bakıyoruz. Organik besin üretimi için kullandığı karbon kaynağı karbondioksittir. Evet arkadaşlar, bu doğru. Cevabımız Bursa oluyor. 8. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 8. sorumuzda A, B ve C canlılarının bir molekül glikozu solunumda kullanmaları sonucunda hücrelerinde meydana gelen bazı değişimler yukarıdaki grafiklerde gösterilmiştir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Buna göre demiş A canlısı, şimdi üretilen karbondioksit neymiş? 2. Üretilen ATP 4. Tüketilen ATP 2. Üretilen karbondioksit 6. Tüketilen ATP 2. Üretilen ATP 4. Şimdi o zaman ne demiş? İfadenin hangileri doğruluğu kesin değildir. Şimdi A canlısında yapılan solunum olayı, bu solunumu gerçekleştiren tüm canlılarda hücre sitoplazmasında meydana gelir. Şimdi A canlısı ne yapmış? Arkadaşlar baktığımızda şuraya geliyoruz. Etil alkol fermantasyonu yapmış. 2 karbondioksit üretip bir ATP üretmiş. Bu etil alkol. Tamam. Şimdi B canlısı ne yapmış arkadaşlar? 2 ATP tüketip 2 ATP tüketip ne kadar özür diliyorum. 2 ATP üretip özür dilerim arkadaşlar. 2 ATP tüketip 6 karbondioksit üretmiş. Yani bu ne olabilir arkadaşlar? O ikili solunum. Tamam. Peki şu ne arkadaşlar? C'ye bakıyoruz. C canlısı laktik asit ya da etil alkol fermantasyonu yapmış olabilir. Çünkü
Tüketilen ATP 2, üretilen ATP yine 4. Yani etil alkol ile aynı. Laktik asit. Yani arkadaşlar baktığımız zaman o zaman şimdi ne diyor? Ağaç anısında yapılan solunum olayı bu solunumu gerçekleştiren tüm canlılarda hücre sitoplazmasında meydana gelir. Hayır arkadaşlar, sadece prokaryotlarda hücre sitoplazmasında meydana gelir. Gerçi bu doğru. Doğruluğu kesin değildir soruyor. Tamam, bu doğru arkadaşlar. B canlısında meydana gelen solunum olayı ile hücrenin ozmotik basıncı azalır demiş arkadaşlar. Bu da kesinlikle doğrudur. B neydi? Oksijenli solunumdu. Su ortaya çıkıyor. C canlısında meydana gelen solunum olayı ile ortamın gaz basıncı değişmez. C canlısı neydi? Laktik asitti arkadaşlar. Bu yanlış. Ortamın gaz basıncı değişebilir arkadaşlar. Peki dördüncüsünde ne demiş arkadaşlar? A, B ve C canlılarında meydana gelen solunum olayları sonucu hücrenin pH derecesi azalır. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bu da doğru. Çünkü neden? Karbondioksit açığa çıkacak ve hücrenin pH değeri azalacak. Devam edelim. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hücrelerde gerçekleşen hidroliz, dehidrasyon, solunum, fotosentez tepkimeleri için aşağıda verilen sıraya göre gerçekleşir demiş. Şimdi karbon işaretlemiş. CO2'nin kullanılmasıyla karbon işaretli nişasta oluşması. Tamam. Karbon işaretlemiş. Nişastanın kullanılmasıyla karbon işaretli CO2 oluşması. Şimdi arkadaşlar. Burada öncelikle arkadaşlar bizim bir glikoz üretmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani glikoz için de 4. Tamam mı? Glikoz ürettikten sonra peki bunu ne yapacağız arkadaşlar? Hemen dehidrasyona uğratacağız. Dehidrasyon neydi? Daha büyük parçalar haline getirip onu büyütmekti ve bu şekilde su açığa çıkıyordu. Dehidrasyona uğrattıktan sonra arkadaşlar biz bunu ne yapacağız? Hidrolize uğratacağız değil mi? Çünkü sindirmemiz lazım. Peki sindirdikten sonra ne yapacağız bunu? Solunum yoluyla ATP'ye çevireceğiz. Yani 4, 2, 1, 3. Cevabımız Edirne oluyor sevgili arkadaşlar. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi demiş ki buna göre CO2 gazına ait taşınma şekilleri ve taşınım oranı ilişkisi, O2 gazına ait taşınma şekilleri ve taşınım oranı ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi 10. soruya bakıyoruz. Ona bakıyoruz. Tamam. Şimdi burada 3. ne demiş? Bikarbonat iyonları halinde hemoglobin pigmentine bağlanarak ve kan plazmasında çözünerek. Şimdi burada arkadaşlar en çok taşınma şekli bikarbonat iyonları şeklinde. Yani 3 en büyük olacak arkadaşlar. Sonra hemoglobin pigmentine ayrılarak, ondan sonra kan plazmasında çözünerek. Bunların da yüzdesini söylersek eğer bikarbonat şeklinde, ya da şöyle yanlarına yazalım. Bikarbonat şeklinde %70, değil mi? Hemoglobine bağlanarak %23 ve bu da son olarak %7 arkadaşlar. Peki O2'ye bağlanarak nasıldı arkadaşlar? Hemoglobine bağlanarak %98'di. Yani şurası %98, bu O2'li. Ve kan plazmasında çözünerek de %2'ydi arkadaşlar. Yani 3 büyük 2 büyük 1 olacak. Ve o ikili için sorduğunda da 2 büyük 1 olacak arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi insanda karaciğerde sentezlenen karbon atomu işaretlenmiş bir üre molekülü böbreklerden atılıncaya kadar yapılarından hangisinde verilen sıraya göre geçer demiş. Şimdi üre molekülleri arkadaşlar karaciğerde sentezlendikten sonra kan dolaşımı için böbreklere ulaşıyordu. Bunu hatırlayalım. Böbreklere geliyordu. Tamam. Böbreklerde glomerulus adı verilen kılcal damar yumağından da ne oluyordu arkadaşlar? Bowman kapsülüne doğru geçiyordu. O zaman sıralama öncelikle şöyle başladı. 2, 1. Şimdi Bowman kapsülüne geldik arkadaşlar. Peki Bowman kapsülüne geldikten sonra ne oluyordu arkadaşlar? Henle kulpu adında bir parçacığımız var, değil mi arkadaşlar? Henle kulpunda geliyordu. Ardından da en son neye geliyordu? Havuzcuğa geliyordu arkadaşlar. Havuzcukta da bekletiliyordu. Yani sıralamamız ne olacak? 2, 1, 3. Özür diliyorum. Şu da 4. Yani cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Kas hücrelerinde ATP üretimini sağlayan metabolizma süreçlerinde gerçekleşen temel olaylar şunlardır demiş. ATP üretiminde glikojen, glikoz ve kreatin fosfat kullanılırken bu olaylardan hangileri gerçekleşir demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Glikojen
kullanılırken ATP üretiminde ne olur? Glikojen büyük bir parça olduğu için bunu sindirmek zorundayız değil mi arkadaşlar? Sindirdiğimiz sırada zaten solunum sürekli devam eder. Ve solunum bir kere 1 ve 2'de kesinlikle olacak. Tamam. Ve fosforilasyon. Yani arkadaşlar 1 kesinlikle olacak burada. Bakıyoruz. 4 şıkta 1 söylenmiş. Sonra glikoza geldiğimizde peki. Glikoz biliyoruz ki temel yapı taşı olduğu için arkadaşlar sindirilemez. Ama solunum ve fosforilasyon yapılabilir. Yani 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Kreatin fosfata geldik. Kreatin fosfat işte arkadaşlar yalnızca fosforilasyon yapılır bunda. O da arkadaşlar o yüzden cevabımız Edirne oluyor. Şimdi arkadaşlar 13. soruyla devam ediyoruz. Azot atomu işaretlenmiş protein yedirilen bir insanda olaylarından hangileri vücutta bir yandan önceden sentezlenmiş proteinler yıkılırken diğer yandan da yeni proteinlerin sentezlendiğini gösterir diyor. Şimdi azot atomu işaretli üre molekülleri oluşması. Bu neydi arkadaşlar? Protein yedirilen bir insan sindiriyor. Sindirdikten sonra da karaciğerde bu üreye dönüştürülüyordu arkadaşlar. Bu bir kanıt olarak verilemez. Normal azotlu üre moleküllerinin oluşması. Evet arkadaşlar bak. İşaretlediklerimizin dışında normal üreler de oluşmuş. O zaman bu ne olacak? Doğru. Çünkü bizim işaretlemediklerimiz ne olur? Yeniden üretilenler değil mi? Azot atomu işaretli protein moleküllerinin oluşması. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü biz azot atomunu işaretlemiştik. Azot atomu işaretlendiği sürece o şekilde yeni moleküller oluşmuşsa o zaman protein sentezi yapılmıştır diyebiliriz. Burada da cevabımız deniz olacak. Arkadaşlar AYT biyoloji denememizin ilkini bitirdik. Umarız sizlere faydalı olabilmişizdir. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.